Başladın mı? İlk önce buradan şanzıman dişli yağını koyacağımız yere açıyoruz. İlk önce burada dursun. Ay yine yanlış yere aç. Buradan. Hakikaten bunun yağı iyiymiş ya. Boşaltma yeri de bu aşağıda arkadaşlar. Yok çok abi. Dişli bak, yine dişli tozları. İyi oldu. Gel gel, dişli tozlarına bak. Arka ya. Dişli yeni değiştik ya. Bak dişliler alıştı, toz yapmış. Aynen öyle. Un gibi olmuş bu. Evet. İçinden metal tozları yine geliyor. Aklımı seveyim o zaman. Ben iyi tam zamanında getirmişim. Tabii. Biraz daha bundan böyle gezmeye kalksak var ya, motoru belki ömrünü bayağı bir düşürürdü yani. Bir takım dişlin var Ahmet abi. Yani. Sıkıntı yok. Yani içinde metal tozları var, yalan yok. İyi ki değişmişiz. Şimdi arkadaşlar, doldurma şeklini de ben birazdan göstereceğim size. Kapatabilirsin. Abi de göster. Kayıt. Arkadaşlar, bu bardağa koysanız yeterli. Şöyle reklam da yapalım. Sanki para veriyorlar da biz para veriyoruz. Ama bunlarsız da olmuyor. Bu bardağı komple koymanız yeterli. İçine. Yağın numarası 90 olmuş, 75-80 olmuş, 80-90 olmuş, çok önemli değil. Dişli yağ olsun yeterli. Emre yere bir gazete bir şey serse miydi babam? Dökmeyelim dedik de. Dökmeyelim dedik de biraz bayağı bir dökmüş olduk. Olsun. Nazarlık olsun da. Bunun bir faydası yok. Dişler hareket ediyor ya. Hocanın dediği gibi tüm boşlukları doldurun. Çınmalı motorların ya da kalitelilerin bile bu yağları kötü çıkıyor ama Çin mallarının genelde daha kötü çıkıyor. Hepsi bozuk, doldu zaten geldi. Aynen. Neyse, biraz fazla olmasının ziyanı yok. Bu kadar abi. Bunu tatlı sıkıyorsunuz. Çok sıkarsanız patlatır arkadaşlar. Tatlı sıkıyorsunuz. Tamam, bu kadar basit. Taliyi de iyi sıktın mı? Tabii, sıktım abi. Tamam. Kayıt. Kayıt bu kadar. Teşekkürler. İzledikleri için teşekkür ederiz.